Kemal Sakaroğlu. Ülkeş Kava. Gaziantep Büyükşehir Belediye Meclisi Kasım ayı 3. Birleşimi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Latif Karadağ Başkanlığında yapıldı. Gündemde yer alan 23 maddenin görüşüldüğü toplantıda Gaziantep Büyükşehir ve 9 ilçe belediyesinin bütçeleri oylandı. Toplantı kapsamında Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı bütçesi %46'lık artışla 8 milyar lira olarak belirlendi. Bütçe görüşmelerinde söz alan CHP'li meclis üyeleri Beyhan Külekçi ve Yılmaz Kireç, bütçeye yönelik eleştiriler de bulundu. Bütçenin doğrudan ilgilendirdiği kesimlere bir vurgu yapmak ve dikkatlerinizi bu yöne çekmek istedim. Mali konular, kaynak kullanımı, bütçe hedefi, geçtiğimiz yılın bütçesi, Sayıştay yönetimi, sorumluluklar ve benzeri konuları değerli arkadaşlar, Başkan Hakimimiz Sayın Yılmaz Kireç zaten ayrıntılarıyla anlatacaktır. Şimdi Gaziler projesi dediniz, 370 bin, 1380 bin yolcu kapasitesi dediniz, taşıyacağız dediniz. Ortada iki tane kiralık vagon var, yarım saatte bir gidiyor. 100'er kişiden alsa yolcu kapasitesi belli, raylar daha yapılmamış. Ulaşım Daire Başkanlığı'nın bütçesine baktım, 72 milyon gibi bir para aktarılmış, rayların yapılıp buraya aktarılması uzun sürecek bir. İkincisi, metro ağıyla beslemediğimiz noktada siz sanayi kesimine bu banyo işini yapamazsınız. Yolcu da taşıyamazsınız. Önce metro ağını yapacaksınız. AK Parti Grup Başkan Vekili Halil Uğur ise oluşturulan bütçeyi savunan açıklamalarda bulundu. Bütçe disiplin sağlanması sonucunda 31.10.2022 tarihi itibariyle gelirin gideri karşılaması %89 olarak gerçekleşmiştir. Belediyemiz tarafından 6360 sayılı yasayla oldukça genişletilen sorumluluğumuzu yerine getirmek adına tüm gider kalemlerinde olduğu gibi özellikle sermaye giderlerinde de yol, köprü, park, katı atık depo transfer istasyonu, sosyal tesis, spor tesisleri, çöp sızıntı suyu, arıtma tesisi vesaire yatırımlar yapılmaya devam edilmiştir. Oy birliğiyle kabul edilmiştir.